Evet, kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bilgisayarda kurulumlar yaptım inşallah. Mikrofon inşallah, bakalım mikrofonumuzda sorun olmaz. Gerçi kendi mikrofon da iyiydi ama bakalım seste nasıl olacak arkadaşlar. Birkaç deneme yanılmayla bir şeyleri deneyeceğiz inşallah. 18 Ekim 2024'ün ikinci videosu arkadaşlar. Akşam saatlerinde çekiyorum bu videoyu. İnşallah hızlı da bir sıkıntı olmayacak, sizlere yetişecek. Faik Çetiner bunu yapmazsa baş ağrıları çoğalabilir diyor. Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Diyor ki Süper Lig'de iyi futbol oynayan takım sayısı fazla değil. Bu yüzden ligin büyükleri genelde Anadolu takımlarla oynarken zorlanmıyor. Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor ise bu sezonun flaş ekiplerinden biri olarak gözüküyor. Bakalım hani Fenerbahçe ne yapacak diyor. Milli Arada dersine çalıştı mı? Milli Arada ne yaptı? Zaten bu ortaya çıkacak. Öyle değil mi? Yani süreci 11 çok çok merak konusu. Hani İrfan Can Kahveci 11'de başlamazsa sürpriz olur diyor. Kulağıma gelen uyumlara göre ilk 11 başlıyor zaten, sürpriz yok. Onun dışında İrfan'a forvet şansı verirse Tadiç'i kesemeyeceğine göre diyor. Tadiç'i kesemeyeceğini kim söyledi, onu da merak ediyorum. Ha, burada şunu kastediyor, hani Tadiç'i kesemezse Maximin nasıl oynar diye. Ya burada şunu belirteyim. Hafta içinde Manchester United maçı var. Futbolcuları kesmek bu tip maçlarda kolay. Yani sen oynama, seni Perşembe günü deneyeceğim desen hiçbir futbolcu şey yapmaz. Çağlar Hoca'nın bankalarından diyor. Kostić'in 11 oynayıp oynamayacağı merak konusu. Hani Osterwolde sahada değil kulübede olur. Mert Müldür o sahayı bırakır. Hani görüldüğü üzere bunlar olacak gibi. Rakip formda, moralli. Mourinho'nun hem taktiksel olarak hem de kadro seçimi konusunda zorlanacağı kesin. Fenerbahçe kazanırsa Mourinho'nun sırtından büyük bir yük kalkacak. De sıkıntı yaşar diyor. Ama ben şunu belirteyim. Yani Fenerbahçe'de herhalde boş durmadı. Çalışmalarını sürdürdü. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmayın. Bu taraftarlara aylar sonra cevap mı? Aylar sonrası cevap mı? Aylar sonra cevap herhalde. Şimdi Alan Saint Maxime Trabzonspor taraftarının sosyal medyada aylar önce yaptığı bir paylaşıma cevap vermiş. Şimdi bu tip paylaşımlara ben hani futbolcuların hani tepkilerine bazen şey yaparım, çok aşırı hayret ederim. Şimdi bir yılına Fenerbahçe'de kiralık ve ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'mize nice şampiyonluklar diliyoruz demişti. Lüzumsuzun birisi, provokatörün birisi çıkıp orada bir şeyler söylemiş. Maksimen'e de cevap gelmiş. Demiş ki hani 5 yıldızlı formanız nerede demiş. O da demiş ki kulübümün tarihinin derinliklerinde ve hatta senin kafanın derinliklerinde demiş. Binlerce beğeni aldı diyor. Ya bazılarında kafa yok, haysiyet yok, onur yok. Yani bazı insanlarda bunlar yok maalesef. Yani çıkıp da mesela şeyler var. Ben kadın haklarını savunuyorum diyen ama insanların anasına küfür ettirten, işte minik çocuklarına küfür ettirten onur düşmanları var. Karakter düşmanları var. Allah onların gönlüne göre versin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Kim kime ne yaşattıysa yaşattığını yaşamadan ölmesin. Ben bu kadar söylüyorum. Maxime konusunda şunu söyleyeyim. Herkesi ciddiye almaması lazım. Yani Türkiye'de herkesi ciddiye alırsan yaşayamazsın. Burası böyle bir coğrafya. Manchester United'da Fenerbahçe maç öncesi bir kötü haber daha. Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo yaklaşık bir sahalardan uzak kalacak demiş. Fenerbahçe maçında sahada olmayacak. Yalnız böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ondan sonra ulan maç haftası bir geliyor. Sakatlık makatlık yok diyorlar. Ulan madem yoktu niye bizi ümitlendirdiniz diyoruz. Ya işte o aralar öyle yapmak zorunda. Merkez orta saha 55 milyon euro piyasa değeri. 19 yaşında diri bir oyuncu. Ve Premier Lig'de 7 maçta 4 sarı kart görmüş. Yani sert, ısıran, kemiren bir isim gördüğüm kadarıyla. Hani transfer marketine girdim, öyle herhangi bir yerinde sakat ibaresi yok. Bilginiz olsun. Ha ölsün gebersin falan demiyoruz, yanlış anlamayın, ama bir ay hamstring sakatlığından Fenerbahçe maçında olmaması çok çok güzel olur. Hani Bruno Fernandes yok. Mazrui devam eden sakatlığı var. Tyrell Malacia, Lenny Yoro forma giyemeyecek diyor. Ve 24'ünde Perşembe günü maçımız var arkadaşlar. Ne kadar kar. Ha bizden sonra iyileşsinler. Ha biz kötü bir şey söylemiyoruz ki ayağı kopsun, kafası kopsun demiyoruz yani. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanları seçiminde
Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif üstünde. Şimdi bu seçimde de yine siyaset karışmış sanırım. Hulusi Belge açıklama yaparken Vakıf Bank'ın şeyi çıkmış. İşte hayır demişsen bizim nemalandığımız mı bir şey demiş. Bir para aldığımız yere konuşamazsın böyle bir şey dedi diyorlar. Ben görmedim. Görmediğim için de çok konuşmak mantıklı değil. 218 oy 121'ine Mehmet Akif Bey almış. 95'ini Galatasaray'ın adayı. 2 oy geçersiz saymış. 2 oy da Max GS'nin oyuymuş. Seçimin ardından demiş ki asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı. Türkiye kazandı. İnşallah madalyalar gelecek. Şahsım oy veren herkese minnetimi, şükranımı sunuyorum. Türk voleybolu için hayırlısı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet erkanına, tüm kulüplere teşekkürler demiş. Hayırlısı olsun bakalım. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de idman bu arada sürüyor. Hazırlıklar sürüyor. 18 Ekim idmanı yapıldı, bitti. Pazar günü biliyorsunuz maçımız var. Ve pazar günü öncesi hazırlıklar devam ediyor. İdmanda görselleri var. Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışması yapan oyuncularımız taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı sürdürdü. Yani açıkçası hazırlıklar yarınki antrenmanla tamamlanacak. Yarınki antrenman bitiminde zaten takımımızın Samsun hareketi başlayacak. Samsun hareket edilecek. Hani futbolcuların yüzü gülüyor idman görsellerinde gördüğümüz kadarıyla. Herkes hazır tam kıta. Hani herkes forma şansı bekliyor. Çağlar falan hazır. Ne bileyim Ciku, Çağlar. Hani görsellere baktığın zaman işte Fred, Bekao. Hani Fenerbahçe'de bilmiyorum sanki görsellerde bir 11 mesajı var gibi. Ya bilmiyorum aldınız mı o mesajı? Osterwolde ile Kostec'i aynı karede koymuşlar mesela. Ya bence bu mesaj. Edin Dzeko'yu tam koşarken çekmişler. Ama bendeki duyumlara göre En-Nesyri 11'de başlayacak. Fakat Fenerbahçe'nin bu zenginliği iyi. Biz bunu avantaja çevirebilirsek bizden alası yok. Bizden iyisi yok. Bu arada Osayi Samuel çok idmanlarda gözükmüyor gibi de Osayi'ye çifte talip var arkadaşlar. Şimdi sezon sonu normal şartlarda sözleşmesi bitecek. Ancak İngiliz basını sağ beki isteyen iki takımı birden açıklamış. Normal, aslına bakarsanız burada herhangi bir absürtlük yok. Buradaki absürtlük şu olur. Eğer o sayıyı kimse istemiyor olsaydı ulan biz niye uzatmaya çalışıyoruz falan derdik. Yani kimsenin istemediği oyuncuyu biz uzatmaya çalışsak sıkıntıydı. O yüzden şey değil. İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel çok merak edilen iki isim. Yani sözleşme konusunda ne olacak? Uzatacaklar mı? Devam mı? Şu mu bu mu diye. Mesela ben elimden geldiğince duyumları yazıyorum. Bazı arkadaşlar herhalde beni yeni tanımışlar. Şey diyor ya diyor herhangi bir resmi açıklama yok. Sen diyorsun ki ikisiyle de uzatıldı. Hani diyor resmi açıklama diyor. Bu arkadaşlar biraz beklemede kalsınlar. Hani çok önemli bir atasözü var. Mustafa Hoca yine bildi diye. Yakında görürsünüz o Mustafa Hoca yine bildi atasözünü. Ki sıklıkla uzatacak arkadaşlar. Bendeki duyumlar 1,5 milyon euro civarında bir paraya uzatacak. Ha Norwich City listesini almış. İki takımdan birisi Norwich City. Lens de istiyor Fransız takımı. Lens diyor. Yani İngiltere'ye dönmek istediği öne sürüldü. 6 maça çıktı o sezon. 371 dakika süre aldı. Bir asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 8 milyon euro. Ancak Fenerbahçe'ye bir aidiyeti, bir bağlılığı var. Bu da taraftarı memnun ediyor. Ancak birileri o sahi hakkında Fenerbahçe'ye kahreden bir haber verdi. Yani o sahi Samuel müjdesini verdi. Görüşmeler başladı. Osimhen onu Galatasaray'a diye belirtmişler. Şimdi geleceği belirsizliğini koruyor. Yani sizin açıklamalarınıza göre, resmi açıklamalara göre. Ancak oyuncunun Galatasaray'ın da radarında olduğu söylendi ve Nijerya'dan ilginç bir iddia geldi. Nedir o iddia? Şimdi Galatasaray 26 yaşındaki oyuncuna ilgileniyormuş. İlgilenir, normal. Osayi Samuel'in geleceğini hani Nijerya'dan başarılı gazeteci Victor görüşmeler başladı diyor. Yani görüşmeler başladı. Kulüp
ile oyuncu arasında görüşmeler başladı diyor. Kulüple oyuncu arasında görüşme, yani çeviride bir hata yapmışlar. Fenerbahçe ile İngiltere'ye geri götürmek için somut teklifler olduğunu biliyorum diyor ama yani Fenerbahçe ile o sahaya arasında görüşmeler var. Burada siz yanlış anlamışsınız ya da çeviride bir hata var. Ücret konusunda anlaşabilirlerse diyor, hani Mourinho birkaç yıl daha geçirmesini daha iyi olacak. Osayi Samaya Galatasaray'a ilgilendiği yönde iddialar var. Sence Osimhen onu Galatasaray için ikna edebilir mi diyor. Osimhen'in gelecek sezon Galatasaray, açıkçası Galatasaray'a karşı çılgın bir aşkı var ama bence Osimhen Osayi'yi Galatasaray'a geçmeye ikna edeceğini sanmıyorum diyor. Yani seviyor Galatasaray diyor ama Osayi'yi ikna edeceğini sanmıyorum diyor. Şimdi bu açıklamalar doğrusunda şu var. Oyuncular arasında iletişim gerçekten çok iyi. Elbette onlar milli takım arkadaşları ve Nijerya'nın süper kartlanları için birlikte mücadele ediyorlar. Bu yüzden elbette Osimhen transfer hakkında konuşmaya karar verebilir ama bence Fenerbahçe'den ayrılırsa İngiltere'ye gidecek diyor. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhangi bir problem yok değil mi? Bir de gündemde bir olay var. Bunu arkadaşlar soruyor. Şike, rüşvet, skandal. Hocam yine mi Galatasaray? Tabii insanın aklına ilk o geliyor. Portekiz'de Benfica depremi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun'un takımına 3 yıla kadar men cezası sistemiyle soruşturma açılıyor. Şimdi Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu. Şimdi arkadaşlar, Avrupa'yı şok eden gelişme. Portekiz'de Benfica depremi. Benfica 3 yıl menle karşı karşıya. Ha, Kerem Aktürkoğlu şovuna devam ediyor. Orkun yeniden küllerinden doğuyor. Hani her şey iyi giderken bir şeyler oldu. Abola gazetesinin haberine göre Portekiz Kamu Bakanlığı ve Savcılık kulüp yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunması halinde 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etmiş. Bir şey söyleyeceğim. Onlarda şey yok böyle Portekiz Futbol Spor Bakanlığı'nın işte bir kulübe yakınlığı yok. Hani bir ağırlığını koyamıyor Portekiz'de falan böyle. Hani birileri ağırlığını koyup da şey yapamıyor. Devreye girip bir şeylerden kurtaramıyor yani. Teşekkürler yönetmenim bu arada. Yani ağırlığını koyup da alamıyorlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani derinlere inip de şey yapamıyorlar. Ha, şu bir gerçek. Bu tip iddialar genellikle Abola'nın iddiaları doğru değil arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Ama benim aklıma başka bir şey geliyor. Vallahi bak benim aklıma başka bir şey geliyor. Söyleyip söylememekte tereddüt ediyorum da. Haberde hani diyor ki rüşvet, şike, yargı sistemini etkileme. Yani var ya, o kadar tanıdık geliyor ki. Gerçekten de bak, renkleri de sarı kırmızı olsaydı yemin ediyorum o kadar tanıdık gelecek ama nereden tanıdık geliyor bir türlü aklıma gelmiyor. Hani sizin aklınıza gelirse belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu bir yerden bana tanıdık geliyor. Yani vergi kaçakçılığı, ne bileyim kara neydi onun adı, yasa dışı bahis, kara borsa. Ulan bir yerden tanıdık. Başkan Rui Costa savunmaya hazırlanıyor demiş. O futbolcu olan Rui Costa. Adamları da görüyorsun değil mi? Herhalde o Rui Costa'dır yani. Cumhuriyet Savcılığı'na e-postasına ilişkin analiz etmiş. Savunma hazırlığına başlamış. Kadar men diyor. Aynen o Rui Costa. Futbolcu Rui Costa görselini gördüm. Ne topçuydu ya. Namussuz ne topçuydu. Bu Ronaldo Nazario. Crespo. Hernan Crespo. Bilen hatırlayanlar hatırlar ya. Gabriel Batistuta. Kluivert. Saviola. Tabi o zamanlarda Max GS yoktu. O zamanlarda Galatasaray sayfalarının çoğunun admini daha doğmadıydı. Tabi daha anaokuluna başlamayanlar vardı. Daha portakal olan Galatasaray adminleri vardı. Benfica diyor ki söz konusu suçlama nasıl olduğunu düşünüyormuş. Eğer bunda sıra derse bu ligi oynatmayız diyorlarmış. Bu ligi bitirtmeyiz diyormuş. Öyle söylüyor. Mevcut başkanı suçlamamışlar. Bir önceki başkan yaptı demişler. Şimdi Portekiz Ligi'nin 3. sırasında diyor. 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. 16 puanla 3. sırada diyor. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç yaptı. Şöyle böyle. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aklıma geleni söyleyeyim mi? Ulan eğer bu adamların dedikleri doğru çıkarsa, bu adamlar ceza alırsa, şu
Galatasaray'ın 12 milyon euro olayı var ya. Bak ben her zaman söyledim. Gittiği günde söyledim. Yine söylüyorum. Galatasaray bazı futbolcuları şöyle gönderiyor. Sonra kendileri de diyorlar ki evet böyle gönderdik diye ama kendileri açıklayana kadar da herkese saldırıyorlar. Ya cennet, cehennem, ahiret. Benim birçok tanıdığım Galatasaraylı ismin şeyinde değil yani. İmam olmuş. Hani Müslümanım diyor. Şey yapıyorum diyor. Ben herkese yönlendiriyorum diyor. Onun bile cennet, cehennem umurunda değil. Yani Galatasaraylı oldular mıydı? Torpil'le karşılaşacaklar gibi. Hani arkalarını birileri toparlayıp böyle ağırlığını koyup orada da yırttıracaklar gibi hareket ediyorlar. Ben hayret ediyorum. Yani Allah'ı nasıl kandıracaksınız diye hayret ediyorum. Galatasaray arkadaşım açık söylüyorum arkadaşlar. Yani ben bunları söylemekte bir sıkıntım yok. Diyor ki biz... Ya derin Galatasaray olması şu anda Başakşehir bizden daha iyi takımdı diyor. Yani FETÖ METÖ diyor tamam konuşuluyor diyor ama diyor derin Galatasaray'la diyor biz diyor bugünlere geldik diyor. Yani 80'lerde diyor 87'lerde 88'lerde falan diyor. Arkadaştan küçük bir takımdı diyor. Esamesi okunmuyor şimdi bak. 2010-2011 yılı bitiminde arkadaşlar Galatasaray'la Beşiktaş'ın şampiyonluk sayıları aynı. Yani Beşiktaş'ta bazı dangalak arkadaşlarım var. Onlara ben yıllarca anlatamadım. Dedim ki operasyon Fener'e yapılmadı. Operasyon Galatasaray'ı yükseltmeye yapıldı. Yarın bir gün siz de hiç olacaksınız. Sürecekler. Amaç bunları yükseltmek dediğimde ya şike yaptınız şöyle böyle falan filan dedi. Halbuki dangalak diyeceğim. Kendi takımının da adı geçiyor ama gel anlat işte bazı insanlara gel anlat. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı Galatasaray'ı istediğimi anlarsınız. Neyse. Hayırlısı olsun. İnşallah yapmıştır. İnşallah yapmıştır. Yapılan bu hata da inşallah açıklanır, izah edilir. Hatta bu işin içinde Kerem transferinde de bir şeyler çıkar inşallah da futbolcu serbest kalır. Çok sevdiği Fenerbahçe'sine geri döner. Çünkü Galatasaray ve ağır da tepkiler alıyor çocuk. Gittin de sattın da falan filan. Hayır Kerem Aktürkoğlu yazın bir daha bu takımda oynayan bilmem ne çocuğudur dedi. Siz çocuğa bu lafları söylettirdiniz. O yüzden Max GS olarak sizin konuşmaya hakkınız yok. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 81.252 abone. Size tek tek ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve belli aralarda normalde kanallar geriye giderken bizim kanalımız ileri gitti. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah görüntü kalitesini beğendiniz. Yine de beğenmediğiniz bir hususlar varsa belirtin. Hani ben bilgisayarı yeni kurduğum için maşallah Allah herkese de nasip etsin. Güzel dileklerinizden dualarınızdan ötürü de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Allah hepinize nasip etsin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Bu videoda bir beğeni rekoru kıralım. Görüşmek üzere.